Emre. Gördün mü? Tanıdın mı bu evi? Bilir misin? Balat'ta bizim ev bu. Ha, tam böyle aşağıya gidiyorsunuz. Sahilde kilisenin hemen karşısında. Ha. Abi, sen bilmezsin onu Bahar. Bak görüyor musun nasıl güzel? Verin üstünüzdekileri alayım. Buyurun buyurun. Gel. Ay hoş geldiniz. Hello. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Selam. Hi. Hi, how are you? Merhabalar. Amre benim prensesim gelmiş. Hoş geldin. Buyurun, buyurun oturun. Buyurun oturun. Buyurun, buyurun. Niko. Hay Allah. Ne oluyoruz ya? Ha? Hi. Bunlar kim? Danimarka'dan misafirler. Mahalle hayatını görmek için buraya kadar gelmişler. Ben de misafir edelim dedim. Öyle mi? Tekrar hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bulduk, bulduk. Ya burada böyle sıkışmasaydık. Keşke bizim eve gitseydik, oraya ağırlasaydık misafirleri. Tam tersi Cici Baba. Mahalle hayatını görmek, ortam sıcaklığını hissetmek için buradalar. Senin evin rahat olabilir ama burada kalmaları daha doğru. Peki madem öyle olsun. Bitti turist mi bunlar? Hı? Şuursuz mu? Tabii ki değil Bahar. Bak onlara gülümse, sakın atar yapma. Kardeşim demem ümüğünü sıkarım. Yavaş. Sen istersen çay koy misafirlere. Bunlara. Haydi haydi. Haydi. Ela. Gülümse Bahar. Ama misafirlere bir pisi falan mı yapsak ha? Pisi. Hadi. Pisi yapayım, açtır tabii onlar. Aha. Ben hemen geliyorum, pisi yapıp geleceğim. Pisi. Pişi pişi nedir? Turkish... ya iki dakikada burada zaten göreceksin. Ha. Bread with margarin cız bız. Aa Cici Baba. Oy nereden çıktı bu yağmur böyle ya? Sonra sıkıyorlar gibi. Gir bakalım, gir içeri gir. Neredesin ya? Neredesin usta? Usta neredesin sen? Gözüm yollarda kaldı ya. Ne yaptın? Benim albüme yapımcı bulabildin mi usta? Ne yaptın? Ben tez zamanda ünlü olabilecek miyim usta? Paraya pula şana şöhrete kavuşabilecek miyim? Allah seni inandırsın. Bütün gece boyunca döndün. Nasıl hayaller kurdun bir bilsen. Mola relax oğlum, biraz relax be ya. Sakin ol İsmail, sakin. Hallettim o işi ben be ya. Albümümüzü yapacak yapımcıyı buldum. Hiç merak etme. Yemin ederim tez vakitte albümümüz çıkıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonra sen bir dünya starısın oğlum. Artık biz paraya para demeyeceğiz. Money diyeceğiz. Helal olsun sana usta be. Tuttuğun koparıyorsun. Helal olsun. Oh be. İşlerimiz inşallah yoluna girecek. Tıkır tıkır atacak bundan sonra böyle. Dur az dur. Aşkım. Alo teyzeciğim. Müjdeli habere hazır ol. Cuma ustam aranan yapımcıyı buldu. Yakın zamanda senin bu kocan... Çok ünlü bir türkücü olursa sakın şaşırma. Ustam bana bu albümü yapacak. Ben de hayırlısıyla inşallah dünya starı olacağım. Seninle ben Miami'de Sibelcan'ın evine komşu olacağız. Amerika'da mangal yapacağız kız. İsmail ne diyorsun sen ya? Aşkım ben seni çok seviyorum. Şu an çok mutlu oldum ya. Ben sana ölürüm. Kurban olurum ben sana. Kapat telefonu. Anne! İsmail meşhur oluyor. Ben kuaföre gidiyoruz. Ben canla Miami'de kebapmayacağız. Ay senin ufkunu a**mem be ya. Hayaline bak. Ben sana dünya starı olacaksın diyorum. Sen Miami'de Sibel Can'la mangal yapacağım diye seviyorsun. Oğlum sen manyak mısın be ya? Yapacağım tabii. Mangal yapacağım. Etleri de ben alacağım. Çok zengin olur. Etleri ben alacağım. Sibel Hanım sadece mangal yakacak. Para kokusu alıyorum ben be ya. Para kokusu alıyorum. Alo. Bu telefonu şu an ulaşabiliyorsunuz ama bu telefonun sahibi aslında ulaşılmaz bir insandır. Çünkü kendisi bir türkü stardır. Aynen öyle olacak. Hemen gelmen lazım. Senin albümünle ilgili konuşalım. Aklımda parlak fikirler var. Öyle mi ya? O parlak fikirleri unutmadan hemen bir köşeye yazın. Ben hemen koşturup geliyorum. Hiç merak etmeyin, yanınızdayım. Tamam hadi görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Tamamdır bu iş be. Tamamdır bu iş. Burayı kapatmadan o zaman... İsmail. Hayırdır usta, bir yere mi gidiyorsun? Nereye gideceğim ben be ya İsmail? Ben nereye gidebilirim? Ben neyin peşinde koşabilirim? Canlının peşinde koşarım. Ancak canlı para beni heyecanlandırır. Çekil çok heyecanlıyım, koşmam lazım. Ben gelene kadar dükkanımı kayıt ol, tamam mı bakalım? Olur.
Gidebilecek mi? Gidecek de bakalım. Gidecek de lan. Git bakalım biraz. Senin türküler güzel. Ama sana bir tane jigs mekanlarda çalacak bir türkü remix lazım. Dup dıs dup dıs tarzında. Gençleri yakalarız. Hem de senin çıkış parçan olur. Okuyabilir misin? Okuyabilir miyim? Okurum tabii. Niye okumayayım da yalnız benim her mevsime göre bir alerjim var. Şimdi bu mevsimin alerjisi tuttu. Benim birisi isterlerimde biraz ağrısı var. Galiba hemen okuyamayacağım. Fazla vaktimiz yok. Seni hemen bir doktora göndereyim de iğne, hap, doping ne lazım sana? Sesini zıpkın gibi istiyorum. Yok 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 yok, yok. Bir şey siz bana şimdi. Ben daha çok alternatif tıptan yanayım. Ben onu kendi içimde halledeceğim. Ben onu halledeceğim. Daha sonra size onu kaydedip getireceğim. Merak etmeyin. Tamam tamam. Ne yapman gerekiyorsa hemen yap. Bir an önce stüdyoya girmen gerekiyor. Tabii canım tabii. Ben şimdi okuliptus yaprağıdır falan onları bulur kaynatırım. Böyle bir güzel içerim. Kendime şey yaparım. Ses tellerimi düzeltirim. Böyle sağlam, steril bir ortamda sesimi kaydeder. Size gönderirim. Siz de artık tıptıs 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 diye onu böyle altyapısını ayarlar, şey yaparsınız. Onu. Olur mu öyle acaba? Olur olur. Hangi türkü söyleyeceğiz acaba? Tam üstünde u neler? Tombul tombul memeler. Tombul tombul memeler diyorsun. Olur. Yani siz nasıl uygun görürseniz o zaman ben izninizi rica ediyorum. Çünkü gideceğim daha okuliptus yaprağı falan bulacağım. Eminönü'nden onu böyle kurutacağım, ince ince kıyacağım, yapacağım, içeceğim. Çok işim var. Çok ben gideyim o zaman. Daha tombul tombul memeleri ezberlemem lazım. Hadi bakalım. Cevdet Bey. Buyurun adam. Cevdet Bey'cim, aşk olsun. Hani bana kahve ısmarlayacaktınız? Derhal söylüyorum madam. Ay yok, yok. Gerek yok. Ben söyledim. Öyle mi? Çok güzel bu. Fiyatı nedir acaba? O satılık değil beyefendi. Satılık değilse buraya neden koydunuz? Benim için çok özel bir değeri var onun. Ben arada bir onu dinliyorum. Onun için masamda duruyor. Her şeyin bir fiyatı vardır. Bunu mutlaka alacağım. Lütfen bana istediğiniz fiyatı söyler misiniz? Beyefendi anlatamadım galiba. Bu kutunun benim için çok özel bir değeri var. Ben bu kutu sayesinde çok güzel bir hanımefendiyle evlendim. Bu böyle kıtırıktan bir müzik kutusu o kadar para eder mi? Eder madam, eder. Arkasında onca yaşanmışlık var bu kutunun. Tıpkı bizim gibi. Ne güzel işte. Evlenmişsiniz artık. Allah mesut etsin. Kutuyu da bana satın. Beyefendiciğim. Bilmiyorum size hangi dilce söyleyeceğiz bunu. Bakınız Cevdet Bey diyor ki bu satılık değildir. Çünkü neden? Benim için çok önemli ve çok büyük bir anısı vardır diyor. O yüzden niçin anlamak istemiyorsunuz acaba? Hadi beyefendi. Ela beyefendi, ela. Ama nasıl olur? Müşteri her zaman haklıdır. Hayır efendim. Aşk daima her şeyin çok üstündedir. Siz de lütfen dükkanımızı terk ediniz. Ela. Allah Allah. Nasıl insanlar bunlar? Güle güle. Madam, ister misin bu müzik eşliğinde birlikte dans edelim? Abre, seve seve. Buyurun madam. Demek bu müziği her gün dinliyorsunuz. Her gün madam, her gün burada bu müziği dinliyorum. Acaba diyorum bu ritüele bir şeyler daha ilave edelim mi? Yani ne gibi bir şeyler mesela? Mesela burada buluşalım ve birlikte dans edelim. Ah çok güzel olur, çok güzel olur. Kahveler, kahveler geldi. Ah geldi kahveler. Afiyet olsun Marika abla. Cevdet Bey. Çok teşekkürler canım, sağ ol. Sağ ol canım, çok teşekkür ederim. Afiyet olsun, bol köpükle. Oh, ellerine sağlık Dilalı. Güle güle. Kahvelerimizi içelim. Ondan sonra dansa devam edelim. Evet. Dikkat et, ismar dökeceğim bak. Fincana bakarsan dökersin. Yok. Getir bakalım ismar, getir. Ya ismar ne oldu biliyor musun ya? Bu yapımcılar benden menajerin olarak şeyi talep ettiler. Şimdi senin böyle bir çıkış parçaya sana ihtiyacın varmış. O parça da böyle biraz
cım tıs cım tıs cım tak tıp tıs cım çak tıs tıs remix'i bir şey istiyorlar. Öyle bir şey bize sanatçımız acaba hazırlayabilirler mi dedi. Ben de bakarız dedim. Ne dedin? Ne diyeyim? Ya yapabiliriz tabi usta. Ne zaman gidelim okumaya? Hem yapımcılarla da tanışmış olurum. Yok şimdi o okumaları onun şeyi biz burada hallederiz bir şekilde tanışma sen. Ben aranızdaki köprüyü bağ kuruyorum. Sen onlarla hiç muhatap olma be ya. Biraz ağırdan sat kendini tamam mı? Ağır ol biraz ağır oldum. Olma desinler be oğlum. Doğrusunu sen bilirsin usta. Peki türkü belli mi? Ben okuyup getireyim sana. Belli belli. Dam üstünde o neler? Tombul tombul memeler. Nasıl? Vallahi bilemedim usta. Türkünün bestesi süper de şimdi sıfır beden moda ya. Tombul mombul ters mi teper acaba? Doğru söylüyorum ya. Nasıl onu bir silikonlu memeler yapalım ha? Silikon da çok ruhsuz, duygusuz geliyor kulağa usta. Ben senin vizyonuna güveniyorum usta. O şekilde okuyacağım ben onu. Silikon... Konum patlamış, salım oy gelin, salım salım. Oluyor gibi. Konum patlamış. Buyurun efendim, kahveler. Bu iş yaş. Selami. Bak, bu ikisi. Olur da tartışmaya devam ettiği sürece kardeş mahalle işini unutun. Bence de aga. Al benden de o kadar ya. O ya tüh ya ben de amma heveslenmiştim ha. Şimdi bizim mahalle takımıyla Kopenhag'daki kardeş takım arasında uluslararası platformda maç yaparız diye düşünmüştüm ya. Düşündüm diyorsun. Bravo. Düşünen adamı severim. Ama Kazım düşünmekle hayalperestliği birbirine karıştırma. Yahu daha iki sokak gezdirirken 40 tane takla attık. Nasıl olacak bu iş? O zaman gidelim Şefkat'le konuşalım diyorum şahsen. Ben. Konu ciddi beyler. Konu ciddi. Ben ne anlatıyorum kaç gündür size anlatamıyorum ki. Hadi. Benim hamamda bir işim var. Halledeyim geliyorum. İyi. Gizem. Hemen geliyorum. Teyzenim. Teyzenim. Benim şöhret olabilmem için artık tek bir şey bak yegane bir şey kaldı. Ne biliyor musun o da? Yapımcı benden bir çıkış türküsü istemiş. Böyle hit olabilecek bir türkü. Zaten beni biliyorsun başkasının ağzında it olan türkü benim ağzımda hit olur. Hit. Onu da okudun mu bu iş tam. Öyle mi ne kadar çok sevindim bilemezsin İsmail. Bana pek sevinmemişsin gibi geldi ama belki de ben öyle sezdim. Yok o kadar çok sevindim ki ters tepti. İyi o zaman ben dükkana gidiyorum. Git İsmail'im git. Ah meğerse ne kadar güzelmiş o dükkanda tek başına öyle çalışmak. En güzel iş dükkanda tek başına durduğun işmiş. Ben kıymetini bilememişim. Ne diyorsun teyzenim? Anlamıyorum bir şey ben. Aman ben ne diyeceğim ya işte öyle boş boş konuşuyorum. Allah bereketini versin. Allah yoluna çekilsin. Hadi git git hadi git. Git. İyi madem dükkana gitmedin bir lavaboya uğrayayım ben. Uğra. Alo Bahar. Bu İsmail şöhret olma yolunda çok iyi gidiyor ya. Normalde bunun işi hiç iyi gitmez. Bu işte maşallah pat 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 işleri rast gidiyor bunun. Bir tane de türküsü mü ne varmış? Hit parça olarak çıkacakmış. Kızım eğer o parça çıkarsa bu bizim aşkımızın sonu olur. Ben buna katlanamam. Ben buna asla izin veremem. Ne bileyim ya daha o kadarını düşünmedim. Ne yapayım boğazını mı sıkayım? Ha yok. Ha doğru dedin. Soğuk bir şeyler içirirsen belki sesi kısılabilir. Değil mi? Tamam. Aşkım, sana portakal sıktım ellerimle taze taze içersin. Niye zahmet ettin kurban olduğum? Teyzeciğim, ne yaptın kızım? Bunun içi buz dolu, sarkıt gibi boğazıma saplandı. Oh, afiyet olsun. İç ferah ferah. Yarasın. Ya ne yaraması? Hasta eder bu beni. Aşkım seni hasta eden beni iyi eder belki. Ne biliyorsun? Kips kips kips. Ya ne diyorsun? Allah'ını seversin. Ben gidip şuradan ılık bir şeyler içeyim. Ondan sonra gideyim dükkana. Kutuplardan ısırık aldım senin sayende. Kış günü dondu ağzım.
Ben her şeyin içine buz koydum İsmail, her şeyin. Ben işimi garantiye alırım, şansa bırakmam. Alo, ha ne yaptın, halledebildin mi? Kız yok, halledemedim. Ne yaptıysam olmadı, bana mısın demedi ya. Bunun buza karşı bağışıklığı çıktı biliyor musun? Ama ben vazgeçmem, asla bu işin peşini bırakmam ben. Sen de o kadar abartma artık istersen ya. Yani bırak, olacağına varsın. Senin ağzından çıkan kulağın duyuyor mu kız? Ne demek olacağına varsın, bana varsın. Ben o kocayı ne kadar zor buldum, senin haberin var mı? Erkenden kaybedemem ben kocamı. Diken üstündeyim ben, diken. İyi, sen bilirsin. Tamam yavrum, hadi, hadi görüşürüz. Sezen'im, telefonumu bulamıyorum da evde mi unutmuşum acaba? Denk geldin mi sen, hiç gördün mü? Aşkım ne dedin ya? Ben duyamadım seni, biraz bağırsana. Telefonum nerede diyorum, telefonum. Aşkım anladım, ben de duyamıyorum seni. Biraz bağır diyorum, bağır, duyamıyorum. Hiç kusura bakma, şimdi bağırıp da ses tellerimi yıpratamam. Sonuçta yarın Türkü'nün master kaydını yapacağız. Vallahi İsmail, ben dudakta okuyamıyorum aşkım. O yüzden korkma, şöyle bir bağır. Bağır bana ki ben duyayım. Telefonum nerede diyorum, gördün mü? Bilmiyorum ya telefonun nerede. Git bak, banyodadır. Kulağım gitti. Ah. Doğru diyorsun. Olabilir. Bu da olmadı. Üstünde o neler, tam üstünde o neler, bombul bombul memeler, zalim o gelin, zalim zalim zalim. Memeler baş kaldırmış, memeler baş kaldırmış, kavuşmuyor düğmeler, zalim o gelin, zalim zalim zalim. Tebrik ederim. Bir de çok rahatsızım. Sesim iyi değil diyordun. Bak çok da güzel okumuşsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Vallahi çok naziksiniz ama çok uğraştık o doktorlarla. Doktor dedi ki bu son olsun dedi. Uyarıyorum seni, eğer böyle devam edersen ses tellerini kaybedersin. Vallahi gırtlak kanseri falan olursun dedi. Haberiniz olsun. Tamam tamam. Yalnız bir an önce albüm çalışmalarına başlamamız lazım. Fotoğraf çekimi yapmamız lazım. Başlayalım mı ya? Hazırım ben. Dam üstünde o neler, dam üstünde o neler, tombul tombul memeler, zalim oy gelin, zalim zalim zalim. Memeler baş kaldırmış, memeler baş kaldırmış, kavuşmuyor düğmeler, zalim oy gelin, zalim zalim zalim. Ellidir gökte yıldız, ellidir ellisi de bellidir, zalim oy gelin, zalim zalim zalim. Sevilecek güzelin, sevilecek güzelin, gülüşünden bellidir, zalim oy gelin, zalim zalim zalim. Nereye istersek gideriz Tezen'im. Ben turne yaparım, birlikte diğer diğer gezeriz. Aynı evde olalım da yeter bana İsmail. Bir dakika ya Tezen'im, sen pek heyecanlanmıyor gibisin. Yoksa benim meşhur olmamı istemiyor musun? İsmail, şimdi sen ünlü olacaksın ya. O zaman etrafında çok fazla kadın olacak. Beni unutmazsın değil mi? Şimdi anladım. O buzlu portakal suları, beni avaz avaz bağırtmalar, ne bileyim, kış gününde pencereleri açmalar falanlar filanlar, hep beni hasta edip sesimi kıstırmak için, değil mi? Ne yapayım İsmail, ünlü olunca beni unutursun diye çok korktum. Ah benim gönlümün efendisi, ah sol yanımdaki köşkün ebedi sahibesi. Ben gözümü açtım, sana aşık oldum. Senden başkasına bakarsa bu gözlerim kör olsun, ünlü aksın kız. Sen benim her şeyimsin. Sağ
İbrahim'im. Aşkım. İsmail canım aşkım benim. Çok özür dilerim senden şüphettiğim için. Affeder misin beni? Olur mu öyle şey teyzenim? Asıl ben özür dilerim. Sen beni affet. Önce seninle konuşup fikrini almalıydım. Ben biraz başıma buyruk hareket ettim galiba. Aman boş ver be. Hava çok güzel, gel yürüyelim. Ya aynen be, takılma, yürü git. Aman boş ver evet. Bir dakika. Olamaz. Bu ne la? Teyzeme bu ne? Teyzeme bu ne kızım? Ya cuma gitmiş benim türkülerine kendini albüm yapmış ha. Hırsız. Hırsız cuma. İsmail! İsmail! Dur aşkım! Şu emektar dükkanıma son kez bir bakayım be. Mahallede avamı atayım, sonra da yeni hayatımıza yelken açalım. Ay. Lan utanmaz Cuma. Sen nasıl bir kansızsın la? Sen benim türkülerimi nasıl çalarsın lan? Kapıyı aç, kapıyı aç, kapıyı aç. Kapıyı aç, kapıyı aç. Nasıl çalarsın türkülerimi? Baskısı gidelim. Bakma. Aç şu kapıyı lan, aç şu kapıyı. Ay vallahi benim şu örgütümü kaldıramıyor bu mahallede, yemin ederim. Bak nasıl aç köpekler gibi saldırıyorlar. Kim etsin? Kim? Kimseye sen. Kimseye bin aşağı in. Allah belamızı versin. Seni var ya son gibi doğuracağım son. Allah belamızı versin. Hayatını karartacağım seni. Pul Allah belanızı versin. Pul Allah belanızı versin hepinizin. Pul. İn aşağı mahvedeceğim seni. Lan kaçma. Kaçma. Çalmış. Oh be. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.